Merhaba canlarım. Merhaba arkadaşlarım. İyi geceler. Saat 21. 29 Kasım 2018 Perşembe. Nasrettin Hoca'nın çok bilinen bir fıkrası vardır. Sizlerle bir daha paylaşmak istiyorum. Hatta rahmetli Metin Ersoy onu Kalipso bir şarkısına söz olarak yazmıştı. Efendim biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda Timur'a mağlup oldu. Timur bütün Anadolu'ya yerleşti. Köylerine, kasabalarına, her yere. Bu arada tabii ki Sivrihisar'a yerleşti. Ve biliyorsunuz savaşı kazanmasına sebep olan en büyük gücü filleriydi. Köylülere birer tane fil verdi baksınlar diye. Fil kolay mı bakmak? Köylüler o kadar bunaldılar ki Nasrettin Hoca'nın da yaşadığı Sivrihisar'dakiler o kadar bunaldılar ki ve Nasrettin Hoca Timur'la o kadar samimiydi ki hocaya gittiler dediler ki ya hocam be. Seni dinler. Git söyle şuna. Şu fili alsın başımızdan. Biz kendimize yiyecek yok ya. Bu bizim köyümüzü yedi bitirdi. Yarın öbür gün bizi de yer bu fil dediler. Hoca tabii köylüsünü seviyor. Timur'la da arası çok iyi. Peki ama dedi. Siz de gelin benimle dedi. Tabii dediler köylüler. Hocam gelmez miyiz dediler. Hep beraber hoca önde. Köylü arkada. Sivrihisarlar yahut da diyelim. O zamanlar köymüş. Timur'un çadırına yürüdüler. Çadırın kapısına geldiler. Hoca baktı. Köylü arkasında. Çadırın kapısını açtı. İçeri girdi. Zaten o kadar artık vur git o zamanlar. Affedersin enseye tokat falan yani. O kadar samimiler. Timur'la Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca girdi. Oo hoca falan dedi Timur da. Tabii Nasrettin Hoca öyle güzel bir huyu vardır bizim siyasetçiler gibi. Birisinden bir şey isteyecekse yüz vermez ya da birisi kendisinden bir şey isteyecekse yüz vermez, sertleşir, sert yapar, araya mesafe koyar. Nasrettin Hoca da araya mesafe koydu. Tabii Timur'un yüzü asıldı. Söyle hoca hayrola dedi. Hoca şöyle bir geriye döndü baktı. Ah! Arkada bir tane köylü yok, bir tane Sivrihisar yok. Hepsi gitmişler korkularından. Hünkârım be dedi. Bize dedi bir tane fil verdin ya köye besleyelim diye. Dedi Timur. Ya o kadar çok sevdi ki bizim köylü fili dedi. Bir fil daha gönder dedi. Canlarım bunu niye anlattım biliyor musunuz? İnanın Türkiye'deki iş adamları var ya hani ağlaşıyorlar. Ay felaket vaziyetler, durgunluk, likidite sıkıntısı çekiyoruz falan diye. Bankacılar ağlaşıyorlar. Kredi satamıyoruz. Faizler çok yükseldi. Mevduat faizleri de öyle. İnsanlar artık bankalara gelmiyor falan. Görüyoruz bunları, duyuyoruz. Bugün Bloomberg TV'de bir banka genel müdürü dinledim. Hakan Ateş. Denizbank genel müdürüymüş. İnanın bir an için kendimi acaba haber mi izliyorum? Ekonomi var ya bir tane de. Orada bir ekonomi programı mı izliyorum? Yoksa neydi Erkan Tan mı bu? Sanki az sonra arkamdan ver mehteri diyecek. Banka genel müdürü bir ekonomi anlattı. Aman Allah'ım. Ay ne güzel bir ekonomi. Süper. Mükemmel. Kredi faizleri düşüyor. Krediye talep çok. Likidite sıkıntısı bitti. Bankalar çok rahatlar. Mevduat girişi çok hızlandı. Mevduat faizleri politika faizinin bile altına düştü. Tabii para sahipler artık. Ben neden politika faizinden daha fazla para isteyeyim deyip gidip politika faiz bile altında faizle bankalara para yatırıyorlarmış. Belki de Hakan Bey'in bankasında yatırıyorlardır. Aman Allah'ım bir 2019'da bir 2020 tablosu çizdi. Şahane. Hiç enseyi karartmayayım diyorum ya ben. Ama ben şöyle diyorum. 2 sene sıkıntı çekeceğiz sonra rahatlayacağız. Hayır. Öyle demiyor Hakan Ateş. 2019'da 2020'de bile büyüyecekmiş ekonomi. Enflasyon %14'lere, 13'lere kadar çekilebilecekmiş. %25'ten %12'ye, 13'e, 14'e. Vay be. Vay anasını ya. En iyisi mi dedim kendi kendime Hakan Ateş'i dinledikten sonra. Ya ben bu iş insanları için niçin üzüyorum kendimi ya? Ya neden üzülüyorum ben bunlar için kendimi ya? Burada bu yaşımda strese giriyorum ekonomi için, ekonomiyi anlatmak için. Ülkenin en güçlü insanını eleştiriyorum ki... Biliyorsunuz Türkiye'de o en güçlü insanı eleştirmek için ne lazım insanda?
Zaten ben de sıka sıka bir hal oldum. Ya korkmuyorum desem yalan tabii. Ama ne yapayım? Bu yaşından sonra ne beklentim olabilir hayattan? Ve biliyorsunuz ben özel sektörcüyüm. Yalan yok. Bunu hayatımda hiçbir gün saklamadım ki. Özel sektörle kalkınmaya taraftarım. Devletin denetiminden yanayım. Yahu ekonomi hakikaten şu anda iyi değil. Bu ekonomi diyorum. Eğer tedbir alınmazsa krize gideceğiz diyorum. Bankaların durumlarını da iyi kötü takip ediyorum. Sermaye yeterlilik rasyolarından da haberim var. Ama öyle bir rahatlamışlar ki yeniden yapılandırma yaptık diyor. İyi. Onu da biliyorsunuz istiyordum zaten. 2005'te çıkardığı bir yasa vardı AK Parti'nin. Geçen gün anlattım zimmetle ilgili. Ufacık bir kredi battı mı banka genel müdürü, bankanın patronu, yönetim kurulu başkanı falan hepsi hapse giriyordu. 2017'de Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde o yasa kaldırıldı. İyi de oldu. Hayır bir lafım yok buna. Ama o sadece mevcut borçların ertelenmesi için. Yahu Türkiye'nin tek sorunu bankacıların hapisten kurtulmak dertleri değil ki. Tehlikesi değil ki. Hakan Ateş, sen yırttın. Eğer verdiysen batak kredi, onları yeniden yapılandırdın, takla attırdın. Onlar artık sen de tahsili zor ya da tahsili kabil olmayan kredi sınıfına girmeyecek. Teminat da almışsındır mutlaka. O da güzel, o da serbestledi. İyi de sevgili Ateş, benim kardeşim, gençsin, saçların maçların boyalıysa simsiyah daha. Belli ki genç adamsın. Kardeşim benim. Yahu ekonominin, insanların, 81 milyon insanın tek derdi banka müdürlerinin, banka genel müdürlerinin hapis yatmaktan kurtulması değil ki. O borçlar duruyor. Sen o borçlar dururken yeni kredi verebilecek misin? Hayır veremeyeceksin. Niye veremeyeceksin? Yeni kaynağın yok ki. Yeni kaynağın varsa da her ne kadar %22'ye kadar düştü desen de %22 faiz az mı? Sen seneye o kadar çok rahat para satabileceğini düşünüyor musun? Satarsan da riskin artacak o kadar. O kadar yüksek faizden kredi alan birilerine mutlaka riskli olacaklar. Ya da vermeyeceksin. Ah benim canlarım, benim güzel çocuklarım. Türkiye neden patinaj çekiyor? Neden geri kalmışlıkta patinaj çekiyor? Bir banka genel müdürü bu kadar vurdum duymaz olabiliyorsa, bu kadar pembe tablo çizmeye meraklı ise, bu devlet ekonomisinin hasta olduğunu bile bile yok bir şey valla tedaviye ihtiyacı yok diyor ise ya biz nasıl gelişeceğiz ya? Biz nasıl gelişebiliriz ya? Anlattım size kültür ve medeniyet arasındaki farkı. Banka genel müdürü olmuş. Evet bravo. Mutlaka çok da iyi öğrenim görmüş. Bakın öğrenim görmüş. Çok biliyor bankacılığı belli ki. Ama bir şey daha iyi biliyor. Public relation. Halkla ilişkiler. Hayır halkla ilişkiler nedir? Pardon. Yukarıyla ilişkiler. Berat Albayrak'la ilişki kurmayı belli ki çok iyi beceriyor. İnanın Berat Albayrak Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten çok daha kötümser tablo çizdi. Eğer Hakan Ateş'in çizdiği tablo gibiyse Türkiye hiç korkmayalım. Çık Berat Bey. Çık kardeşim al Hakan Bey de yanına. Anlat bakın de bakın size Hakan Bey anlatsın. Ben anlatamadım galiba size ekonomiyi. Hakan Bey anlatsın. Ekonomi harika. Ya ben geçen gün 2019-2020 biraz kötü olacak dedim ama yok canım ben ağzımdan kaçtı. Hakan Bey. Hakan Bey kardeşim. Ben felaket tellallığından nefret ederim. Ama hayrul umuri efsatuha ya. Ya her şeyin ortası hayırlıdır. Burada sen beni dinlemezsin. Değil mi çocuklarım benim? Dinlemez o. Tabii onlar dinlemezler. Onlar A haberciler. Hayrul umuri efsatuha. Yahu kardeşim. Sana kimse bu ekonomi için battık, bittik, yanıyoruz demiyor. Ben demiyorum şahsen. Diyenler olabilir. Abdülhatif Şener'i dinledim. Çok da beğenmedim. Samimi söylüyorum. Öyle de muhalefet olmaz. Ama kardeşim ya bir gerçekçilik var ya ortada. Ekonomimizin durumu iyi değil. Türkiye'de likidite sıkıntısı yaşanıyor. Had safhada piyasalar durdu. Şimdi döviz borç kredilerini falan ertelettik. Yeniden yapılandırmaya gittik. Döviz fiyatları düşüyor çünkü piyasada döviz alacak para yok. Kabul bütün bunlar. Ama sevgili kardeşim, halkın sorunları bambaşka. Bak, dolar düştü ama enflasyon düşmüyor.
Enflasyon hala yüksek. Hala %25. Marketlerin raflarında fiyat düşülen yok. Televizyon buzdolabı almaya gitsen göreceksin ki sen biliyorsun eskiden Vestel'in genel müdürüydün. Git sor bakalım fiyatları düşürmüşler mi? Yoksa dolar 7-24 olduğu dönemdeki fiyatlar mı? Ha belki de Berat Albayrak'ın hatırı için Aralık sonuna kadar %10 diskonto yapmış olabilirler. Ama fiyatlar 5 ay öncesine göre %40, %45 yukarıda Hakan Bey. Onlar inmiyor. Sonra sevgili Hakan Ateş. Dolar 4 liraları görecek, görsün. Helal, bravo, tamam şahane. İyi de arkadaş, kime yarayacak? Sadece ve sadece ithalatçının işine yarayacak. Peki ihracatçı ne yapacak? Birden 6,5 lira, 1 dolar 6,5 lirayken sattığı ürünler, ona göre mal ettiği ürünler var elinde ve onları satmış iken parasını tahsil ettiğinde kaç paradan tahsil edecek sevgili Hakan Ateş? Ve sana borcu varsa nasıl ödeyecek sevgili Hakan Ateş? Ya hiç de etmediyse o borçları Hakan Ateş? Dolar daha düşerse 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 düşsün. Aman ne güzel güzel. Göbek atın. Atın atın. Hep beraber elenelim. Hayrul umuri evsatuha. Ya her şeyin ortası hayırlıdır ya. Bu doların ne o kadar çıkması doğruydu ne bu kadar düşmesi yanlış. Doğru. Zamanında doları bir nevi sabit kur şeklinde kullanmayacaktınız. Ey bankacılar, o zaman uyardınız mı tüm ülkeyi yönetenleri? Yok. Niye yönetesiniz? Oh, dolar sabitlenmiş. Siz de arbitrajla para kazanıyorsunuz. Bankaların yıllık kârı toplam 6 milyar dolar. Aman 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 ne güzel. Hadi canım. Siz bankacı falan değilsiniz. Ha bankacısınız yahut da pardon. Siz gerçek bir bankacısınız. Ama insani tarafınız çok hafif. Bankacılık yönünüz çok ağır. İnsani tarafınız, sorumluluğu, yurttaşlık tarafınız çok hafif kardeşim. Oh ben kendimi kurtardım. Hapse girmem. Sorunlu kredilerimden dolayı yasak da kalktı hakkımda. Zimmet suçu da yok. Yırttım ben. Yok ya. Sen yırttın. 81 milyon insan ne yapacak? Onlar yırtamıyor Hakan Bey. Onlar yırtmıyor. Yırtamıyorlar onlar. Sevgili kardeşim benim. Benim canlarım. Benim güzellerim. Biraz sert mi oldu? Ama lütfen kabul edelim. Beni bu gece böyle anlayın. İnanın o haberi dinlediğimde dışarıdaydım. Bir toplantıya girmek üzereydim. Daha doğrusu bir toplantıya gitmek üzereydim. Haberi dinleyince çevremdeki bulunan arkadaşlara da anlattım. Onlarla da paylaştım. Bunları söyledim. Ve bana dediler ki ya lütfen ne olursun konuş bunu. Haklısın dediler. Doğru söylüyorsun dediler. Bir bakıma da dediler bizim çektiğimiz sorunların müsebbibi bu banka genel müdürleri. Çünkü bunlar iktidara yer almak için, kendilerini garantiye almak için, kendileriyle ilgili ceza davalarını falan düşürtmek için yukarılarla ilişkilerini sağlam tutuyorlar ama bizlerin sırtımıza basıp geçiyorlar. Bunları söyleyenler turizmci. Çünkü ben bir turizm memleketinde yaşıyorum. Bir de diyor ki turizm bu sene çok güzel geçti. Nerede çok güzel geçti? Kaça sattılar biliyor musun? Evet. İnsan çoktu. Para? Para yoktu. Neden? Bedava da onun için. Ondan sonra adamlar mecbur turizmciler arıyorlar. En ucuz peynir nerede? En ucuz zeytin nerede? Zeytini baksan masa üstünde göremezsin. Ancak 15-20 tanesini bir araya koyarsan bir top olur. Küçücük bir top. Neden? Yok para yok. Her şeyin en ucuzunu alıyor. Çarşafı değiştiremiyor artık. Oteller dökülüyor. Hakan Bey. Nicelik çok. İnsan çok. Ama gelende kalite yok. Avrupa'da 150 dolara satılan bir yatak, bir yatak. Türkiye'de 25 ile 30 dolar arasında zor müşteri buluyor. Hem de ne yersen ne içersen serbest. Hakan Bey bunları biliyor musun sen? Bunları sana anlatıyorlar mı? Tabii anlatıyorlar. Tabii biliyorsun. Çünkü dedim ki turizmi çok biz destekliyoruz. Peki bunları Berat Albayrak'a anlatıyor musun? Yok Berat Albayrak'a gidiyorsun. Bugün televizyonda konuşsun gibi her şey harika Sayın Bakan. Siz bir dehasınız Sayın Bakan. Size bayılıyoruz. Müthişsiniz. Muhteşemsiniz Sayın Bakan. Hay sizi çok seviyoruz falan diyorsun. Hadi canım ya. Hadi ya. Böyle genel müdürlük olmaz ya. Yazık ya. Ülke gözlerimizin önünde 4 nala 31 Mart'a kadar gemi yüzdürülecek diye krize koşuyor. Bir banka genel müdürü bunları söyleyeceğine,
bunları uyaracağına, ki geçen gün TÜSİAD Genel Başkanı mı neyse başkanı bile, Erdal Bahçıvan İstanbul Ticaret Odası Başkanı, Odası Başkanı bile artık burasına gelmişken, onu bırakın 16-17 senelik top başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu bile nihayet iyi gitmiyor dediği halde bir banka genel müdürü çıkıyor. Her şey güzel. 2019-2020 daha da iyi olacak diyebiliyor ise eğer, o zaman arkadaşlar be, bu hükümet var ya, bu hükümet hiçbir tedbir almaz. Ben size söyleyeyim. Nasrettin Hoca misali. Berat Bey, ez bunları kardeşim. Bunları daha da ez kardeşim. Bunlara istediğin kadar cefa çektir kardeşim. E biz de çekeceğiz. E biz zaten çekiyoruz Berat'cığım. Biz halk olarak zaten alışırız ya. Ama sana bu kadar yağcılık yapıp olmayan güzellikleri anlatanlara da biraz bir ders verelim arkadaşlar ya. Lütfen verelim. Canlarım, güzel arkadaşlarım. Burada kesiyorum. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.